Bismillahirrahmanirrahim. Ariflerin izinde Hikmet Yolculuğu programının bugünkü efendim büyüğü hakim zat olan İbn Ataullah el-İskenderi Hazretleri olacaktır. İnşallah onun El Hikem adlı eserinden bugün sizlerle bir hikmetini paylaşacağız. Yüce Rabbimiz kendilerine bol hayır verdiği bu büyüklerin hayır nasiplerinden bizlerin de inşallah rızkını artırsın diye dua edelim. Zira Rabbimiz buyurur ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir. O çok büyük hayır kapısından istifade adına böyle bir yolculuğa çıkmış bulunuyoruz. İnşallah Rahman ve Rahim olan ve hakim olan Mevlamız o hikmet mahzenine, hikmet hazinesine hepimizi bir şekilde eriştirir de o bol hayır kendilerine ikram edilen şanslı bahtiyar kullardan oluruz. Şöyle buyurur İbn-i Ataullah Hazretleri. İnnemâ evrede aleykel varid litekûne bihi aleyhi varidâ. Evrad aleykel varit li min yedil ayar <laughs> ve li yuharrirake min rıkkil athar Evrad aleykel varit li min sicni vücudik ila fadai şuhudik Diyor ki bu büyük zat Allah'ın sana feyiz, irfan ve ilham göndermesi yani varidat deniyor buna bunu göndermesi onunla yüce hazretine vasıl olman içindir. Gönlüne ikram ettiği Rabbani varidat, seni ağyarın elinden kurtarmak ve eşyanın esaretinden hakiki hürriyete eriştirmek içindir. Ve yine sana gönderdiği bu ulvi duygu ve hikmetler, seni vücut hapishanesinden, yani varlık, benlik hapishanesinden çıkarıp, müşahede fezalarına yükseltmek içindir. Muhterem dinleyenlerim, muhterem kardeşlerim. Bütün alemlerin Rabbi olan yüce Mevlamız yarattığı her bir varlığa yönelik mesajlarını hem doğrudan hem de muhtelif vasıtalarla, aracılarla ulaştırmaktadır. Beşeriyete lütfettiği bilgi, marifet ve duygu gibi bilip bilmediğimiz nice ikramlar Bazen peygamberler vasıtasıyla, bazen melekler vasıtasıyla, bazen Kur'an-ı Kerim gibi sözlü ayetler yoluyla, bazen de ay, güneş, yıldız, kuşlar, dağlar, taşlar gibi sözsüz, kevni ayetlerle iletilmektedir kullara. Bunlara ilaveten kullarının gönüllerine zaman zaman hususi ilhamlar güzel niyetler feyiz ve şevkler ikram etmekte ve kullarının zat-ı uluhiyetine yüce Rabbimiz murad etmektedir. Ayet-i kerime'de cana bakın. Beşerle yani insanla konuşma şekillerinin nasıl olacağına şöyle dikkat çekilir. Şura Suresi ayet 51. Allah'ın bir beşerle konuşması ya vahiy yoluyla ya perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle ona dilediklerini vahyetmek suretiyle olur. Cenab-ı Hakk'ın burada bu ayet-i de ifade ettiği üç ana yol var. Beşeriyetle konuşmasının üç şeklinden bahsediyor Rabbimiz. Vahiy yoluyla konuşmak, vahiy işaret yoluyla konuşmak anlamına gelir. Gizli, sırlı, özel bir yolla Cenab-ı Hakk'ın varlığa bir takım mesajlarını iletmesidir vahiy. Vahiyin kendi içinde iki çeşidi var. Bir biz Peygamberlere efendim yapılan vahiy. Peygamberlere yapılan vahiy herkesi bağlayıcı vahiydir. Çoğunluk itibariyle. Biz bu anlamda vahye muhatap olmuş, yeni bir şeriat getirmiş peygamberlere Resul diyoruz. O elçiler, Allah'ın elçileri. Şeriat vaz eden vahiy diyelim biz buna. Bütün insanlığı bir şekilde efendim ya da en azından peygamberin görevli olduğu mahalli, bölgeyi bir şekilde mükellef tutan, sorumlu tutan vahiy. Buna literatürde vahiy dendiği zaman bu anlaşılıyor ve kurum, kimileri buna kurumsal vahiy ya da nebevi vahiy der. Peygamber, kişiyi peygamber yapan ya da peygamber olduğuna dair bir işaret sayılan vahiy türü budur. Bunun dışında da vahiyler var. Cenab-ı Hakk'ın yine insana yönelik e, efendim bir takım hatırlatmalarına onların gönüllerinde bıraktığı hakikat nurlarına da vahiy denir genel anlam itibariyle. Fakat bu ikisi karışmasın diye yani peygamberlere yapılan vahiyle diğer insanlara diğer insanların gönüllerine bırakılan vahiy birbirinden ayrılsın diye ikincisine yani diğer insanlara yapılan vahiy türüne ilham denmiştir daha çok. Kimi kitaplarımızda Allah'tan gelen bu nevi mesajlara hatır hak da denilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın kulun gönlüne bir takım hatırlatmalarda bulunması anlamına gelir. hatır hak. Zaten bir vahiy ee, bu anlamdaki bir ilahi bir mesaj kulun gönlüne geldiği zaman gönlüne doğrudan indiği zaman kul onun aksini düşünmeye ya da yapmaya kendi de iktidar bulamaz denilmiştir. Efendim şöyle kalbe bir takım başka düşünceler, başka e, duygular da gelir. Meleğin fısıltılarına da e, vahiy denmiştir adeta. Meleğin ilah Affedersiniz meleğin ilhamına e, da havatırın bir cinsi de meleğin ilhamıdır. Ona da e, hem havatır denebilir hem de daha çok ona da ilham adı verilir. E, ve bunlar bir şekilde kalbe hep hayrı, güzelliği, doğruyu e, üfleyen hususlardır. E, bir de şeytandan gelen vesveseler vardır. Nefisten gelen dürtüler vardır. Adeta kalp bu noktada bir havuz gibidir. İşte hangi şey Allah'tan gelir, hangi şey melekten gelir, hangi şey şeytandan gelir, hangi şey nefisten gelir adeta burası bir ciddi bir araştırma konusudur. Bu noktada özellikle sufiler, arifler bu konunun üzerinde ciddi durmuşlar. Bunları kendi içinde bir takım alametleriyle ayrıma tabi tutmuşlar. Mesela demişler ki eğer gönle gelen düşünce ya da duygu Allah'tan gelmişse zaten her halükarda bir hayra doğrudur. Kur'an ve sünnetin zaten çerçevesine tamamen uygundur. Ve o geldiği zaman bütün insanın iç alemini etkisi altına alır. Onun aksini düşünmek imkanı olmaz. Ve daha çok da insana, insanın yüreğine yukarıdan aşağıya doğru gelen bir düşünce ve duygu yoğunluğudur. Bir mesajdır. Buna hatı ruhak derler. Eğer melekten geldiyse demişlerdir ki tabii onun yönünü nasıl ortaya çıkarıyorlar? İşin uzmanları ya da işin üzerine odaklanınca insan teksif olunca, yoğunlaşınca bir şekilde fark ediyor demek ki. Meleğin ilhamı insan kalbine sağ taraftan gelir demişlerdir. Ve o da kişiye hayrı fısıldar. Şerden korumaya yönelik bir fısıltıdır. Bir gelen bir ilhamdır. Bunun da alameti Kur'an ve sünnetin ruhuna hem uygundur hem de kişinin gönlünü ferahlatan, rahatlatan bir yönü vardır. İç, iç, i̇nsanın iç dünyasındaki bir takım, e, efendim karmaşıkları durultan bir özelliği vardır. Şeytandan gelen ise insan kalbine sol taraftan yaklaşır, sol taraftan gelir demişlerdir. Bunun alameti de e, insana ya daha hayırlı bir şeyden daha az hayırlı olana doğru bir fısıltı veya şerre doğru, kötülüğe doğru, günaha doğru bir efendim yönlendirme bu çerçevede bir fısıltıdır ve çoğu zaman şunu ifade ederler. Eğer insan şeytandan gelen bu dürtüye, bu fısıltıya, bu vesveseye bir şekilde karşı koyacak olursa hemen kılık değiştirir, şekil değiştirir bir geri adım atar tabiri caizse ama bir başka yoldan tekrar gelmeye başlar. Çeşitli yollar dener. Bir de nefsten insanın kendi öz bir şekilde ürettiği, fısıldadığı vesveseler vardır. Bu daha çok behimi arzular, hayvani arzular tarzındadır. Şehvani arzular şeklindedir. Bu da insana kalbe alt taraftan gelir demişlerdir. Ve bunun alameti olarak da bu düşüncelerin son derece ısrarcı olduğu, şekil değiştirme kabiliyetinde olmadığı ve ille dediğini yaptırmak noktasında bir baskı oluşturmaya çalıştığı şeklinde açıklamışlardır sufiler. Ee, bu konuya yoğunlaşmış ariflerimiz bu nevi tespitlerde bulunmuşlardır. Evet insan kalbine bu anlamda demek ki bir takım kanallardan ...bir takım duygular, düşünceler... E, ...yönlendirmeler geliyor. İşte... ...Yüce Rabbimiz... E, ...bu ayeti kerimede... ...Şura Suresi 51'de... ...Allah'ın bir beşerle konuşması... ...vahiy yoluyla olabilir diyor... ...birinci olarak. Yani ilham tarihiyle Cenab-ı Hak gönlünüze... ...böyle bir hakikat... E, ...düşüncesi... ...adeta tohumu atar. Ya bu Allah'tan gelen vahiy perde arkasından olur. Yani bir şekilde efendim Cenab-ı Hak kainatta birçok hadise var, birçok olaylar var. Size bir şeyler hatırlatılmak isteniyor ve bir takım ikazlar gönderiliyor. Doğrudan siz haktan olduğuna dair bir işaret o an anlamıyorsunuz ama Cenab-ı Hak kullarına son derece merhametli olduğu için onu değişik şekillerde uyarıyor. Bazen bir rüyayla uyarır Yüce Rabbimiz, bazen Efendim bir tabiat hadisesiyle uyarır. Bazen bir ağaçla bazen bir hayvanattan herhangi birisiyle uyarır. Yüce Rabbimizin çeşitli şekillerde uyarıları vardır. Mesela Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil, Habil'i öldürünce kardeşinin cesedini ne yapacağını bilemedi. Yüce Rabbimiz bir karga göndererek karga kendi hemcinsini öldürdükten sonra toprağa eşeleyip toprağa gömdüğünü görür. Ve o şekilde efendim e, Kabil de Habil'i toprağa defnet, defnetmiş olur. E, Cenab-ı işte bazen kuşlarla, bazen sineklerle affedersiniz, bazen efendim e, daha nice nice varlıklarla bir perde arkasından size bir Cenab-ı e, öyle bir e, mesaj gönderir. O mesajı kul ilk etapta aslında çoğu insan Allah'tan gelen mesajı o an belki anlar ama doğrudan Belki onunla amel etme noktasında doğrudan kalbi bırakılan ilham gibi zorlayıcı olmaz o. İşaret tarihiyle olur, işaret yoluyla olur. Bu da bir Cenab-ı Hakk'ın beşerle konuşma metodudur. Bir başka Yüce Rabbimizin beşerle konuşma metodu, işte bir elçi seçerek. Bu elçi bazen meleklerden olur, bazen peygamberler insanlardan olur elçiler. O elçiler gelir size hak ve hakikati hatırlatırlar. Gerçeğin ne olduğunu, yanlışın ne olduğunu size bildirirler. Cenab-ı Hak onları bir şekilde gönderir. Gönderilen bazen farkında olur, bazen farkında olmayabilir. İşte Cenab-ı Hak kullarına mesajını bu üç yolla ilettiğini beyan etmiştir. Peygamberlerle gönderilen zaten bir şeriat ortaya koyar, bir yol ortaya koyar. Çoğun, çoğu peygamberde e, olmasa bile bazı peygamberlere Gönderilen bu mesajlar kitaplaşmıştır. İşte Tevrat, Efendim İncil, Zebur, Kur'an-ı Azim şu böyle kitaplardır. Bir takım peygamberlere verilen sayfeler böyledir. Onlar esasen peygamber vasıtasıyla, o elçi vasıtasıyla tüm insanlığa ya da en azından o peygamberin ulaşabildiği çevreye Rabbimizin özel ve hususi mesajlarıdır. Hususi konuşmalarıdır yüce Rabbimizin evet insanlardan gönderdiği peygamberler olduğu gibi elçiler olduğu gibi meleklerden de Cenab-ı Hak elçiler gönderir. İşte e, belki her bir e, insana bu elçilerden bir nasip şöyle ya da böyle düşer. Nitekim efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar. Muhakkak şeytan ve meleğin Adem oğlunun kalbi üzerinde yönlendirici etkisi vardır. Buna Efendimiz lemme tabir ediyor. Bir dürtüsü var adeta. Şeytanın etkisi kişiyi kötülüğe sevk edecek ve hakkı yalanlatacak vaatler aracılığıyla olurken meleğin etkisi hayra ve hakkı tasdik etmeye yönelik vaatlerle gerçekleşir. Meleğe ait hayra yönelik tesiri gönlünde hisseden kimse bunu Allah'tan bilsin ve ona hamd etsin. Kötülük tarafına çekmeye çalışan bir tesir hisseden kimse de şeytandan ve şerrinden Cenab-ı Hakk'a yani Ne zaman gönlümüzde şeytani bir düşünce, bir günah meyli, efendim, bu anlamda e, şerre dair bir dürtü diyelim, içimize hissedecek olursak yapacağımız ilk iş hemen istiğfar edip Allah'a yönelmek. Ya Rabbi bizi koru bizi muhafaza buyur. Meazallah, Mu euzubillah, ya Rabbi sana sığınıyoruz diyerek Allah'a sığınmak. Çünkü gönlü yönlendirmek çok kolay bir değil. İnsan belki hani gözünü bir şekilde koruyabilir. Göz kapağınızı indirirsiniz, korursunuz. Dilinizi korursunuz. Ama gönlünüzü korumanız o kadar kolay değil. Öyle olunca gönlü koruma noktasında Cenab-ı Hakk'a karşı sürekli kulun sığınma halinde olması, iltica halinde olması niyaz halinde olması, istiaze etmesi, yani Cenab-ı Hak'tan koruma dilemesi son derece e, önemli bir e, vasıtadır ve Rabbimizin bize öğrettiği bir husustur. İşte İbn-i Hazretleri der ki, bu varidat dediğimiz, bu gönle inen bu manevi duygular, insanı hayra ve güzelliğe sevk eden duygularla ilgili Allah bunları sana niye gönderiyor? Bunun hikmetine yönelik şöyle bir tespitte bulunuyor İbn-i Allah. Allah'ın sana diyor varizat göndermesi onunla yüce hazretine yönelip ona doğru yolculuğa çıkman içindir. Yani Cenab-ı Hak seni kendisine döndürmek istiyor. Seni zat-ı uluhiyetine doğru döndürmek istiyor. Çünkü kulun değeri yani ya da kulluğun gereği ancak Rab'le bağ kurarak olur. Rab'den koparak, Allah'tan koparak, onu unutarak, ondan habersiz yaşayarak tabiri caizse bir şekilde böyle rastgele bir hayat sürerek bir kulluk yapılamaz. Allah'a bağlılık ne kadar kavi, ne kadar ciddi, ne kadar tazim dolu ve güçlü olursa işte kulluk o derece güçlü olur. Kul zaman zaman Allah'tan kopar unutkan bir varlıktır. Nankör bir, nankör bir varlıktır. Çoğu zaman gaflet perdelerinin içine gömülü verir insan. İşte Cenab-ı Hak kuluna yine rahmetiyle muamele ederek ona ikazlar gönderir. İrşadlar gönderir. Bir takım mesajlar gönderir. Bu mesajlar göndermesine biz varidat diyoruz. bu nevi kalplere gönderilen ilahi ikramlara tasavvufi kitaplarda daha çok e, bir takım isimler verilir ki bunlardan bir tanesi varidattır. Kalbe gelen duygular demek. Kimisi buna sunuhat der. Yani bu da aşağı yukarı aynı mana aynı manaya gelen bir kelimedir. E, sunuhat. Kimisi havata, havatır diye daha genel bir ifade kullanır. Bunun her çeşidine birden kalbe gelen her düşünceye topluca kavatır der. Hayır olsun şer olsun hepsine birden topluca bu ismi verir. Ayrı ayrı onları sonra da tahlil eder. İşte haturu hak der, haturu melek der. Yani meleğin hatırlatmaları, Cenab-ı Hakk'ın hatırlatmaları anlamında onları kendi içinde kısımlara ayırır. Varidat şimdi tabii Hazretin sözünde İbn Ata'ullah'ın sözünde varidat kelimesi geçtiği için onun üzerinde biraz daha duralım. Allahu Teala'nın kullarının kalbine bıraktığı bir nurdur. Öyle bir nur ki onun vesilesiyle irfani duygular ve ruhani incelikler kalp alemine nüzul eder. Bu ulvi duygular neticesinde gönül alemi her türlü kirden arındırılır ve güzelliklerle süslenir adeta. Bu sayede kul hakkın vuslatına doğru yol almaya başlar. Kalp manen dirilince marifetullah seviyesi artmaya başlar. Marifetullah yani Allah'ı tanıma bilgisi, tanıma duygusu arttıkça da o kalpte ilahi ihsan ve ikramlar artmaya başlar. İlahi nurların hak yolcusunun kalbinde zuhuru ortaya çıkışı kalbin kendi aslına yani selim hale dönüşünün neticelerinden biridir. Günah, masiyet ve masivanın Allah'tan gayrı her şeyin kalbi kuşatması gibi bir takım karanlık perdelerden çıkışın başlamasıyla birlikte daha üstün bir hayata vasıl olmanın ve nurların zuhurunun zemini hazırlanmaktadır bu varidatla. Kul gayrete devam ettikçe, mücahideye devam ettikçe, yani nefsin putperesti olmaktan kurtulup, yalnız hakkın kulu olma kıvamına yaklaştıkça, ilahi nurların gönül aleminde zuhuru idrak edilmeye başlar. Bu nurlar, yüksek şuur seviyeleri oluşturacak keyfiyette, tedrici, tedrici olarak kademe kademe gönle bırakılır. Herkes kendi istidadı ve inkişafı derecesinde, Cenab-ı Hakk'ın nurunun tecellilerine masar olur. İnsanın vuslat yolculuğunda bu nurlar olmadan yürümesi imkansızdır. Nitekim Cenab-ı Hak ayet-i kerimede bu gerçeğe şöyle dikkat çeker. Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar içinde yürümesi için kendisine bir nur verdiğimiz kimse, karanlıklarda kalıp oradan bir çıkış bulamayanın haline benzer mi böyle kimsenin durumu diyor. Asla benzemez. Yani ilahi nur insanın gönlüne gelmeyince karanlıklarda kalır. Öyle olunca Cenab-ı Hak işte o varidat dediğimiz hadise gönlüne bırakılan o ilahi ilhamlar, ilahi adeta rahmet damlaları insanın o gönlünü dirilten bir özelliktedir. İnsandaki duyguları ulvileştiren, Allah'a doğru çeviren hususlardır. İkaz edici hususlardır. İlahi nurlar bu anlamda kalpte parladıkça öncelikle kalbi ulvi hedeflere ve maksudu hakiki olan Cenab-ı Mevla'ya doğru meylettirir. Kalpte zuhur eden bu nurlar daha sonra insanın uzuvlarında kendini hissettirmeye başlar görme duyusunda, işitme duyusunda, koklama ve tat alma gibi zahiri duyularda bir takım farklılıklar ortaya çıkmaya başlar. Bunlardan ayrı olarak bir takım insan sadrında, insan göğsünde var olduğu ifade edilen, özellikle ariflerimiz tarafından işaret edilen, işte kalp, ruh, sır, hafi, ahva gibi bir takım letaiflerde, manevi Enerji merkezlerinde bu nurlar ortaya çıkmaya başlar. Bunlar ortaya çıktıkça da hissiyatlar derinleşir, ulvileşir ve insanın hayat telakkisi farklılaşmaya başlar. Yani sadece şu maddi alemi görüp hissetmekle kalmaz böyleleri, perdenin arkasını da yavaş yavaş hissetmeye başlarlar. İşte bu nurların artması hadisesidir. Bu, bu nurları besleyen şeyler de bu nurları artıran hususlarda o kalbe inen ilahi feyizler, varidat-ı ilahiye dediğimiz hususlardır. Cenab-ı Hakk'ın hususi kullarının gönüllerine ikramlarıdır. O duygu yoğunluklarıdır. E, düşünce ufuklarına dair bir takım tohumlardır. İbn-i Hazretleri'nin bu hikmetinde dile getirdiği varidat-ı ilahiyeyi genelde şarihlerimiz yani bu hikmeti şerh eden alimlerimiz üç grupta değerlendirmişler. İnsanın gönlüne inen varidat şu üç çeşittir demişlerdir. Birincisi varidatül intibah dedikleri uyandırıcı varidatlar diyelim biz buna isterseniz Türkçe ifadeyle insanı kendine getiren, farkındalık oluşturan, adeta uyandıran varidat. Halk yolculuğunun henüz başında olanların gönüllerine gelen varizat türüdür bu. Bu nur kulu gaflet karanlığından uyanıklık nuruna çıkaran bir nurdur. Bu nur kalbe girince kişi gaflet uykusundan uyanır, ayağa kalkar ve Rabbine doğru harekete geçer adeta. Kalıp ve kalbiyle Rabbine yönelmeye başlar. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur. En'am suresi ayet 125'te. Allah Kime hidayet murad ederse yani hak ve hakikati göstermeyi, elinden tutmayı ve nihayet vuslatına erdirmeyi isterse Allah bir kulu için onun göğsünü İslam'a yani hak ve hakikati tam teslim olmaya doğru açar. Kulda artık Allah'a karşı tam bir teslimiyet hali yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Bu şerhi sadrın başlangıç noktasıdır. Ashab-ı kiram bu ayet-i kerimenin manasını daha iyi öğrenebilmek için Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelirler. Derler ki ey Allah'ın Resulü insanın sadrı yani göğsü kalbi genişler mi diye sorarlar. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de evet cevabını verir. Ve devamla nur kalbe girince göğüs, sadr, kalp manen açılır buyurur. Bunun üzerine ya Resulallah bunun herhangi bir alameti var mıdır diye sorulunca da Hacı-i Kainat Aleyhi Ekmeyü Tahiyyat Efendimiz şu karşılığı verir. Aldatıcı diyar olan şu alemden kalben geri durup ebedi aleme yönelmek ve ölüm başa gelmeden ona hazırlanmaktır. Dikkat edilirse nur gelince bir anda insanın Hayat anlayışı değişiyor. Bu gelgeç dünyayı fani bir hayat olarak görmeye başlıyor. Esas hayatın ahiret hayatı olduğuna dair içinde bir idrak oluşuyor. Ve ona göre hazırlıklar yapılmaya başlanıyor. Hayatı şöyle bir gözden geçirme durumu hasıl oluyor. İşte buna varidatul intiba deriz. Yani bu insanı uyaran, uyandıran, kendine getiren ee, Cenab-ı Hakk'ın kulun gönlüne bıraktığı bu anlamdaki bir hatırlatmalar mecmuasıdır adeta. Bu varidatül intibah. Ee, i̇nsan bu çerçevede bu tür varidat geldiği zaman eğer bir günah halindeyse, masiyetin içindeyse hemen tevbeye yönelir. Allah'a doğru döner. Yanlış yola girdiyse rotaya girer. Ee, bu varidat önemlidir. Cenab-ı Hak kulunun kendisine yönelmesini arz etmektedir. Muradı odur ve kuluna bir takım işaretlerle bu varidatı e, gönlüne düşürür. Bazen hiç farkında olmazsınız. Belki bir yakınınız vefat eder. O an efendim e, kendinize gelirsiniz. Veya bir hastaneye düşersiniz. Bir hastalığınız sebebiyle e, zor durumdasınızdır. O hastalık sizi uyaran bir işarettir belki. Hakikaten Cenab-ı Hak bazen kullarına ufak ufak daha dünyevi azaplar ya da bir takım musibetler tattırarak onları gittikleri yanlış yoldan döndürmeyi murat eder. Döndürmeyi ister. Varidatın ikinci türü, kalbe inen varidatın ikinci türü varidatul İkbal demişlerdir. Bu ise seri sürük eğitimine girmiş yani manevi terbiye sürecine girmiş ve bu yolda gayret gösteren kimselerin kalp alemine inen varizat çeşididir. Buna varizat-ı ikbal deniyor. Yani yöneliş. Bu nur kalbe lütfedilirse o kalbin sahibi Mevla'nın zikrine yönelir ve onun dışındaki her şey gözünden ve gönlünden silinmeye başlar. Bu ihsana nail olan hak yolcusu Allah'ta fani oluncaya ve kalbi nur ilahiyle doluncaya kadar manevi zikre devam eder. Allah'ı unutmama hali onda daimi olmaya başlar. Neticede bu kul aya hapsinden çıkar. Yani Allah dışındaki her şeyin kendisini kuşatmasından kurtulur. Masiva esaretinden kurtularak tam hürriyete doğru kanat çırpmaya başlar. Bir anlamda kafesten kurtuluş gibidir beden hapsinden kurtuluş gibidir. Bedenin istekleri çerçevesinde bir hayat sürmekten kurtulup bedenin ihtiyaçlarını yine zar zaruret ve ihtiyaç ölçüsünde yerine getirdikten sonra esas olarak gönlüne emek vermeye baş başlar. Ruh dünyasını güçlendirmeye çalışır. Manevi alemin gıdalarını daha çok artırma yoluna girer. İşte bu o tür e, insanın içine duyguları yükleyen varidat türüne varidatül varidatül ikbal demişlerdir. Bir diğer varidat türü ise bu da kalbe gelen düşüncenin e, bir üçüncü boyutu diyelim varidatül visal vardır. Yani günlü Allah'ın zikriyle mutmain olmuş, rıza makamına erip Allah'ın razı olacağı zahiri ve batıni güzelliklere erişmiş insan-ı kamilin işte gönlüne lütfedilen varidat ilahiyedir. Esasen bu varidat türleri tabii kişilerin kalp seviyelerine göre farklı farklı şekillenmektedir. Artık kalbinde günah kirleri, masiyetler iyice silinmiş. Allah'ın zikrinin nuruyla kalbi nurlanmış. Ve insan-ı kamil dediğimiz, olgun insan, kamil insan kıvamına seviyesine erişmiş kulların gönüllerine de Cenab-ı Hakk'ın elbette ikramları devam eder ve o ikramlar çok daha hususi ikramlardır. İşte onun için o zatların insana kamil zirvelerine ulaşmış kimselerin gönlüne inen varidat türüne varidatül visal demişlerdir. Yani aslında vuslat makamının bir takım esintileri diyelim, bir takım e, ilahi rahmet damlaları diyelim. Onların e, gönlüne inen elbette daha hikmet yoğun, marifet yoğun e, duygulardır, düşüncelerdir e, ve yönlendirmelerdir. E, onun seviyesi hiç, hiç şüphesiz diğer insanlara gelen varidat türüyle aynı değildir. Çünkü her insanın her seviyede ihtiyaç duyacağı gıdayı manevi, yani manevi gıda farklıdır. Böyle bir nur zuhur edince kul, kendi nefsaniyetine, yani mevhum varlık diyorlar buna, yani ben diyerek ortaya koyduğunuz benlik duygularınız diyelim. Buna dair bütün varlık kokusundan kurtulur insan. Adeta kendisi aradan çıkar, her şeyde hakkı görür, hakla beraber yaşamaya başlar. bu zatlar, bu nevi seviyedeki kimseler murad-ı ilahinin mazharı olarak yekane hakikat olan Mevla ile var olmanın manevi hazını idrak ederler. İşte bunlar daha çok tasavvuf kitaplarında fena fillah, diye ifade ettikleri manevi hallerdir. Seyri fillah dedikleri hallerdir. Bunlar tabi ulvi duygular, Belki bir böyle bir programın çerçevesini çok da aşan hususlar. Bir de bu nevi haller ancak yaşanarak tadılarak efendim bir şekilde hakikatine vakıf olabilecek hususlar olduğundan bunların sözle ifadesi bizler için belki haddi aşmakta olabilir. Cenab-ı o güzel hallerden o tattırdığı kulların o hisselerinden inşallah hepimize bütün dostlarımıza dinleyenlerimize de lütfeder. Hep beraber o hallerin güzelliklerinden de inşallah haberdar olanlardan oluruz efendim. Nefsin zulmet zindanından ve hislerinin esaretinden artık bu kimseler kurtulur ve gerçek kulluğun gerçek hürriyetin tadını alırlar. bu Bu da varidatül visal dedikleri o daha üst düzey gönle inen e, duyguların neticesidir. Esasen ince düşünülürse muhterem kardeşlerim, muhterem dostlarım, değerli dinleyenlerimiz e, Allah'tan kullarına inen varidatın çeşit ve derecelerine sınır çizmek de mümkün değil. Burada her ne kadar üç ana kategoride ifade edilmişse de Yüce Rabbimiz her kuluna ikramı daha özeldir, daha hususidir denilebilir. Zira tecellilerin ikizi yoktur. Yani Cenab-ı Hak her bir kuluna farklı farklı zamanlarda farklı farklı tecellilerde bulunduğu gibi farklı farklı kullarına da ayrı ayrı tecellilerde bulunur. Yani birine verilen diğerine verilmez. Birine gösterilen diğerine gösterilmeyebilir. O bakımdan bu nevi varidatların gönle inen hususi ikramların e, feyizlerin sınırını çizmek e, belki çok da doğru olmasa gerektir. allah Teala diğer e, normal şartlar altında bütün varlığa mutlaka çok hususi rahmet tecellilerinde bulunduğu gibi her bir kuluna hatta her bir varlığa ve her bir zerreye de ayrı ayrı tecellilerde bulunur. Önemli olan yüce Rabbimizin bir şekilde gönlümüze hatırlattığı, gönderdiği bu nevi varizatlara, tecellilere karşı uyanık olup ondan istifade etmesini bilebilmektir. Muhterem kardeşlerim, gönüllere inen, gönüllere gelen bu nevi duygu ve düşünceler Özellikle Rabbimizden gelen ve meleğin ilhamı olarak gönlümüze fısıldanan hususlar çoğu zaman ilk olarak gönle düşen düşüncelerdir. Arkasından gelen ikincil ve üçüncül sırada gönle inen düşünce türleri ise çoğu zaman şeytani ya da nefsanidir. Onun için gönle gelen ilk düşünceler eğer Kur'an ve sünnetin genel çerçevesinde aykırı değilse rahmani ve meleki ilhamlar olarak onları hemen anlayıp görüp gereğini ifa için gecikmemek, ayak sürümemek gerekir. Aksi halde pörsürler, sönükleşirler ve zamanla uçar giderler. Onun gereğini yerine getirmek gerekir. Allah'ın gönle indirdiği hikmetin ve irfanın kıymetini bilmeli. O nimeti gönderene gerçekten şükür duyguları içerisinde o nimetin gereğini yerine getirmeli. Aksi halde efendim Allah'ın o büyük ihsanının farkında olmadan mahrumları oluruz. İbn Ataullah Hazretlerinin bu hikmeti esasen hayat yolculuğunda özellikle manevi yolculuklarda, manevi eğitimlerde başarı sağlamak isteyen, muvaffak olmak isteyen ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermek isteyen kimseler için çok önemli, ince hatırlatmalardır. Dikkat çekici işaretlerdir. Cenab-ı Hak her birimizin gönlüne ayrı ayrı inşallah lütuflarını daha da yoğunlaştırır, çoğaltır ve o lütuflardan, o nimetlerden en güzel istifade edebilecek idrak ve basiret yönlerimizi de açar da inşallah en güzel bir şekilde istifade edenlerden oluruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.